Türk Coğrafya Kurumu'nun bayramlaşma törenine hoş geldiniz. Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin, 30 kişilik dolayısıyla yönetim ekibimizin, yine Türk Coğrafya Dergisi editörler ekibinin ve dolayısıyla siz Türk Coğrafya Kurumu üyelerinin Şeker Bayramı'nı kutluyorum. 25 Mayıs 2020 günü saat 14 dolaylarında Google Zoom üzerinden bu bayramlaşmayı gerçekleştirmekteyiz. Bir tarih düşmek adına bunu istedi yönetimdeki arkadaşlarım. Nedenimiz şu: koronavirüs, malumunuz COVID-19, bunun bir İspanyol virüsüyle 1918'leri var, 2019'da başladı. COVID-19 pandemisinin den dolayı da 21 Mart'tan beri evlerimizdeyiz. Bir kısıtlama, karantina dönemindeyiz. O sebeple de bu yıl ilk defa bayramlaşmayı internet üzerinden yapmayı yönetim kurulumuz adına dün aldığımız kararla uygun gördük. Mesajımız efendim, şeker tadında sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz sizlere. 11 Mayıs'tan günümüze geçenleri özetlemek gerekirse, gerek dünyada, gerek Türkiye'de, gerekse Türk Coğrafya Kurumu olarak yapılanlarda kısa bir özet geçmek istiyorum izninizle. Her şeyden önce dünyada 7,5 milyar insan vardı. 300 milyonu maalesef bu COVID-19'a yakalandı. 350 bin kişi de hayatlarını kaybettiler. Türkiye'de ise yaklaşık 83 milyon insanımız var. 2 milyon kişi, kayıtlarla söylüyorum bunu, yaklaşık olarak yine bu COVID-19'a yakalandı. Dün itibariyle 4.340 insanımızı kaybettik. Tabii bizi biraz daha kısıtlamaya götürdü. Ağırlıklı olarak Türk Coğrafya Kurumu üyelerine bakarsanız akademisyenler, coğrafya öğretmenleri, kamuda çalışanlar, özelde çalışanlar ve de yüksek lisans doktora öğrencilerimizden oluşan bir tandans vardı, bir altlık vardı. O anlamda da belki biz yönetim olarak daha fazla bir araya geldik. Soğuk bir ekranın önüne geçtik ama yaklaşık 2,5 ayın ve 10 haftalık sürenin bir hesabını vermek istiyorum sizlere. Her şeyden önce 10 kez, yani her hafta sonu Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu toplantılarını yaptık. Kesintisiz 7'de 7. İkinci başlığım, üçü eğitim. İkisi CBS üzerinden olmak üzere eğitim seminerleri verdik. Buradan Eyüp Artvinli ve Fatih hocalara, Fatihlere teşekkür ediyorum. Üniversal anlamda, bilimsellik anlamında. Bir üçüncü maddede ikisi yurt dışından olmak üzere. Biri Gazi Mausa'dan bağlandık. Bir diğerinde Cape Town'dan bağlandık. Pandemi ve coğrafya konularında 14, bu akşam 15.si yapılacak, 14 bilimsel sohbet gerçekleştirdik. Burada huzurlarınıza çok büyük gayret sarf etti. Mesut Süzer Hoca moderatörlüğümüzü yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor. Bir tanesini Davos Hoca yaptı. Her iki arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Özellikle Mesut Süzer Hoca'ya, bir de altlığını bu işin interaktif dönemi durumunda yapmak adına. Destekler aldı, destekler de verdiniz. Teşekkür ediyorum gençlere. Türk Coğrafya Kurumu'nun bu bilimsel sohbetlerini YouTube kanalında da videolarına koymaya başladık ki dün itibariyle gördüğüm 6 video bir süzgeçten geçip bir başına ve sonuna kayıtlar da koymak kaydıyla YouTube kanalı da açılmıştır Türk Coğrafya Kurumu'nun. 13 Şubat'ta YÖK'teydik. Kimler YÖK'teydi? Rektörler, coğrafyacı dekanlar, coğrafyacı rektör yardımcısı bir kardeşimiz, coğrafya bölüm başkanları toplantısıydı. Asıl baktığımızda malum coğrafya sosyolojinin altına konmuştu. Büyük bir itirazımız vardı akademisyenler olarak özellikle. Sağ olsun YÖK Başkanı da, onun uhdesinde bir toplantı yapıldı. Halil İbrahim Zeybek Hoca'ya buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu toplantıyı gerçekleştirdi. Ve YÖK Başkanı çıkarken bizden bir ricası vardı. Lütfen dedi, coğrafya bölümlerine de bir çekirdek taslak programı yapalım. Türk Coğrafya Kurumu bu konuda ciddi çalışmalar yaptı ve 41 coğrafya bölümüne de bu pandemi sürecinde taslağı bölüm başkanlarına sunduk ve Haziran'ın ikinci yarısında biraz önce Ali Uzun Hocam'la görüştüm. Katkılarını verdi. Rektör Hoca da aynı şekilde, aynı hasletlerle dedi. Haziran'ın ikinci yarısında YÖK'te yine bir bu konuda bir çalıştay yapılmasının önünü açtık diyeyim, kurumsal kimlikle.
Bir beşinci maddede mesleki yeterlilik kurumu, yani coğrafya tanırlığı, coğrafya mesleğinin tanırlığı konusunda girişimlerimiz vardı. Malumunuz Şubat sonu itibariyle bu girişimin ilk adımları mesleki yeterlilik kurumuyla atılmıştı karşılıklı imzalar adına. Bu konuda da 13 Mart'ta ilk çalıştay yapıldı. İlk imzalar atıldıktan sonra, iş başladıktan sonra. Dijital Coğrafya Fakültesi'nde bu kez İhsan Çiçek hocamın uhdesinde, dekan hocamın uhdesinde bu başvuru sürecini tamamlanmasından sonra ilk ulusal meslek standardı çalıştayını yine Ankara Dijital Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirdik 13 Mart itibariyle. Yıl içinde bunu yayıp, gerçek anlamda bütün çalışmalarını tamamlayıp coğrafyacı kimliğinin de seviye 6 olarak lisans düzeyinde coğrafyacı kimliğinin tanınması idi yapılan işler. Bu süre zarfında bana görev verdi yönetimdeki arkadaşlarım ve bir kurulumuz oluştu bu konuda. Kurulun da başkanlığını imzacı olduğum için bana lütfettiler, verdiler. Ben de ciddi bir master düzeyinde bu hafta içinde bitirdiğim kuruluma bunu sundum. Birkaç gün içinde bana dönüp ben de mesleki yeterlilik kurumuyla bunun altlığını gerçekleştirip arkasından da çalıştaylarla ve bölümlere dönüp kamudaki ilgili coğrafyacıların görüşlerini de almak suretiyle coğrafya tanırlığını, umudumu söylüyorum, hasretimi söylüyorum, içimden, kalbimden geçenleri söylüyorum. Pandemiye rağmen, bakın pandemide bile kurum durmamıştır, pandemiye rağmen bu tanırlılığın gerçekleştiğini zannediyorum. Arkadaşlarımızın, mesleki yeterlilik kurumundaki arkadaşlarımızın da nöbetleşe olarak gene bizler gibi interaktif olarak evlerinden çalışmalarına devam ettiğinde buradan söylemem gerekir. Yani süreç durmuyor, yürüyor. Altıncı madde olarak 19 Mayıs 2020 günü çok müjdeli bir gün. Malumunuz 101. yılını kutladık. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı dolayısıyla bir gençlik bayramı adına Türk Coğrafya Kurumu gençleri dolayısıyla bölümlerine döndüler. Bunun kavunu sürten ağırlıklı yanlış anlamazsınız belki biraz taraf tutma ama o tarafı ben mümkün olduğunca Türkiye'ye yaymaya çalışma gayreti içinde oldum. Kurum başkanlığı sürecinde yönetim adına da genç coğrafyacılar birimini kurduk. Young Geographer, Young Geomorphologist dünyada da vardı. Bu anlamda da baktığınızda şu anda tebrik ediyorum o arkadaşlarımı. Özellikle ekranda da şu anda görüyorum Mustafa Kağan Özbilge bunun kavunu sürten yüksek sanslı dostlarımızdan, kardeşlerimizden, öğrencilerimizden biri. Şu anda efendim 10 kişilik kurucular kurulu ve 40 kişilik icra kurulu vardır. Ben tüylerim diken diken 41 coğrafya bölümünden icra kurulu oluşturdular. 40-41 diyeyim bu devam edecektir belki de icra kurulu. Ama benim bir ricamdı kırmadılar bizleri yönetimi de bütün bölümlerden birer temsilci alıp en azından genç coğrafyacılar şeyini devam ettirecekler. Birimini kurumumuz içinde de devam ettirecekler. Yedinci sırada çok ciddi bir işti bize göre. Çünkü bir davet almıştık. Coğrafya STK'ları olarak 7 Ocak'ta başlattığımız Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nde yaptığımız Türk Coğrafya Kurumu, Coğrafya Eğitimi Derneği ve Geomorfoloji Derneği başkanlarıyla Adnan Boyacı Hoca bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan çıkan sonuçta özellikle coğrafya öğretmenlerine yönelik bir coğrafya eğitimi kitabı yazılması idi. 3 aşamada olacaktı. Temel düzey, orta düzey ve ileri düzey idi. Dediğim gibi 5 Ocak'ta başlayan bu süreç takvime bakıyorum. 15 Mayıs gibi bu bir ay önce de başlayabilirdi aslında ama pandeminin girmesi biraz daha rehavete kapıldı Milli Eğitim Bakanlığı. Efendim 5'i akademisyen, 24'ü coğrafya öğretmeni olmak üzere 29 coğrafyacının imzasıyla, yazarlığıyla, çizerliğiyle, editörlüğüyle, sorumluluğuyla adına ne koyarsanız çok ciddi anlamda şu anda kurum sayfamızda da vardır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğü sayfasında da vardır. PDF'i. Şu anda yayına hazırlanma süreci de, altlıkta düzeltme süreci de devam etmektedir. Bu arada Adnan Boyacı Hoca'ya bu işi bize yönlendiren hem kurumsal kimliğimiz hem STK'lar adına bir teşekkür mesajı, böyle bir kitabın yapılmasında yaptığı katkıdan dolayı bir mesaj yazdım. O da rahatsızlığı dolayısıyla ciddi bir ameliyat bekliyor şu günlerde. Rahatsızlığına rağmen bizlere sadece şu mesajı vermek istiyorum. Hocam çok çok teşekkür ederim. Sosyal bilimlerde coğrafyanın bu kitabı, coğrafya öğretmenleri temel düzey kitabı bir lider kitabı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda böyle bir kitap
coğrafya eğitimi temel düzeyde 300 sayfalık bir kitap. Benim bile bildiğim kadarıyla, tabii ki bakanlığı bizden iyi bilecek 12 genel müdürden biri çünkü. Bu teşekkürleri de huzurlarınıza, sizlere de iletmek istiyorum. Bütün arkadaşlarıma, dostlarıma ve üyelerimize. 8. maddede yine bir başka müjde. Bu hafta gerçekleşti. Bu haftalarda son 15 günün ağırlığıyla gerçekleşti. Türk Coğrafya Kurumu Derneği'nin artık bir iktisadi işletmeye gitmesi gerekliydi. Çünkü koca bir olimpiyatlar, koca bir kongre, 34. kongre ve 17. olimpiyatlar uluslararası düzeyde yapılacaktı. O anlamda yine yönetim kurulu üyelerimizin oy birliğiyle Türk Coğrafya Kurumu Derneği İktisadi İşletmesi İstanbul Ticaret Odası'na kurulmuştur efendim. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Projeler üretmek adına girdiler sağlamak üzere. Derneğinize, dolayısıyla kurumunuza Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa'ya göndermesiyle yaptığı Hasan Ali'lerden bize gelen bayrakla lütfediniz kurumunuza her türlü maddi manevi destek vermeye devam ediniz. 9. sıraya geliyorum efendim. Olimpiyatları sabırla bekledik. Tokyo bildiğimiz spor olimpiyatları adına. Onlar ne karar verirse dedik yönetim olarak, biz de hemen hemen onun paralelinde gideceğiz. O anlamda da 17-21 Ağustos 2020 günlerinde kimseye randevu vermeyin de diyorduk. Hatta aman o günlerde tatile de çıkmayın diyorduk. İşin esprileriyle bakarsanız, evet, 34. Uluslararası Coğrafya Kongresi Tokyo Olimpiyatları seneye ertelendiği için biz de yönetim kurulu, Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu ve Barbaros Hocam'ın da o kurulun içinde bulunduğu İGU yönetim kurullarının kararlarıyla bir yıl sonrasına tarih veriyorum. 16-20 Ağustos 2020 günlerine erteledik. Bu da kalmadı tabii, bununla da kalmadı. Özellikle 10. madde 12-17 Ağustos 2020 günlerinde Enkakoloji ve İTÜ'de yapılacak olan 17. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları'nda da yine TCK ve İGU yönetim kurulları ve dolayısıyla da Olimpiyat Komitesi'nin komisyonu kararıyla da ileri tarihe bir yıl erteleyip 11-16 Ağustos 2021 günlerine erteledik. Dünkü yönetim kurulu kararıyla benim bir önerim vardı. Sağ olsun dostlarım, yönetim kurulundaki arkadaşlarım kırmadılar. Peki dedik, bunları öteledik ama Barbaros Hoca, özellikle seninle başlattığımız şu iki yılda bir, her sene en azından Ankara'da geçtiğimiz yıllarda 15.si yapılan, iki yılda bir gerçekleşen, biz de ikisini gerçekleştirmiştik. Geçen sene itibariyle 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi'ni, peki 21'de ne yapacağız? Hem büyük kongre hem dedik şey, ne yapacağız? Yaparız dedi hocalar. Tarih veriyorum, lütfediniz yazınız. 16-19 Haziran 2021 günlerinde 3+1 diyorum. Salam solamanca zannetmeyiniz bunu, lütfediniz. 3 günü sunumlu, 1 günü arazili olmak kaydıyla yine 2. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde paralel 4 ila 6 salon diyeyim ve yine bitimine yakın 18 gibi planlıyoruz. Türk Coğrafya Kurumu Genel Kurulu'nda yapmaya karar verdik. Özetle söylemek gerekirse akademisyenleriyle, coğrafya bölüm başkanlarıyla, dekanları, rektörleriyle, coğrafya öğretmenleriyle, coğrafya öğrencileriyle, coğrafyanın kamu ve özelde çalışanlarıyla biz durmayacağız. Coğrafya üretmeye devam edeceğiz. Sorun çözmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum efendim. Sağ olunuz, var olunuz. İyi ki geldiniz. 24 arkadaşım izliyor şu anda. Kayıtlardayız. Müsaade ederseniz ben bundan sonra söz hakkı vermek istiyorum yönetim kurulundaki arkadaşlarıma. Onların da mutlaka sizlere söyleyeceği vardır. İlk defa böyle bir yayını gerçekleştiriyoruz. O anlamda da heyecanımızı mazur görün. Eksikler, yanlışlar, benim bildiğim 600'e yakın üyemiz var. Bunun 24'ü var. Dün alınmış bir kararın belki de biraz aceleci ama bayramda bitiyordu bir taraftan. Olsun, 24 üyemiz olsun. Tekrar kayıtlardan bunu YouTube kanalına da verir. İlk söz İhsan Çiçek hocam. Hocam buyurun. Arzu ederseniz. Mesut Hoca, sesi açalım. Ben açtım Ahmet Hocam. Ahmet Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Kurumun herkese sözlere başlamadan önce iyi bayramlar dilerim. Herkesin bayramı uğurlu olsun. Siz zaten kurumun faaliyetlerini kısaca özetlediniz. Evet, bu pandemi günlerinde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım kısa zamanda çok daha hayırlı haberlerle üyelerimize ulaşırız. Bu bir ilkti dediğiniz gibi 24 üyemizle bir araya geldik.
İnşallah bundan sonra tüm üyelerle beraber bir araya geliriz. Bunun vesilesi de işte 2021 İstanbul'da düzenleyeceğimiz olimpiyatlar olur. Ben söz verdiğiniz teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar dilerim. Sağ ol hocam. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. İkinci sırada müsaade ederseniz Barbaros Hoca'ya söz hakkı vermek istiyorum. Sesini açarsa Barbaros Hocam söz hakkı sizin, buyurun yönetimden. Teşekkür ederim. Ben de hepinizin bayramını kutluyorum. Bu biraz değişik bir bayram. Biraz buruk, biraz uzak gibi ama kalpler beraber, onda bir sıkıntı yok. O yüzden bu teknik imkanlarla da olsa bir şekilde iletişim halindeyiz. Yeni bir şey öğreniyoruz, yeni bir süreç öğreniyoruz aslında. Ama işte biraz önce Ahmet Hocam'ın da anlattığı gibi bu kısa süre içerisinde, yani işte 2 ay, 2,5 aylık bir süre içerisinde gerçekten birçok şeyi sığdırma şansımız oldu. Yani mevcut durumu, mevcut problemi biraz da hani kazanıma ya da faydaya çevirmek adına bir takım şeyler yapmaya çalıştık. Bu tabii ki camia için yapılan bir şey, camia adına yapılan bir şey. Biz diğer arkadaşlar, çünkü bu süreçte sadece Türk Coğrafya Kurumu değil, coğrafyanın içerisindeki diğer kurum ve kuruluşların da kendi şeyleri içerisinde, yani sistemleri içerisinde bu iletişimlerde olduğunu biliyoruz. O da güzel bir paylaşım. Yani aslında coğrafyacılar, görebildiğim kadarıyla totalde coğrafyacılar bu problemli süreçte bir iletişim halindelerdi. Bu belki yani bir taraftan sıkıntılı bir sürecin diğer taraftan kazanıma dönüşmüş bir haliydi. O yüzden bir kere bunun bir sonraki aşamasında düşündüğümüz faaliyetler olsun, işte coğrafya adına ileri noktalarda düşündüğümüz nokta şeyler olsun, çalışmalar olsun. Umarım ona da bir altyapı oluşturmuş olacak ve bundan sonra buradan aldığımız bir heyecanla devam edeceğiz. Ben hani çok uzun uzun şeyler söylemek istemiyorum ama bu süreç devam ediyor. Bizim özellikle bu paylaşım süreçleri, işte bu akşam yine Hügen Hoca ile Mesut Hoca'nın bir şeyi olacak malum Instagram'da. Sonra 28'inde Cengiz Yıldırım bizimle birlikte olacak İTÜ'den. Depremleri günlük, çünkü sadece biz şu anda bir biyolojik afet yaşıyoruz ama bizim afet, ülkemizde afet boyutu oldukça farklı malum. Bitmeyecek tabii. Bitmez, devam edecek. Yani onlarla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Bu yer olabilir, bu atmosferik olabilir. Dolayısıyla biz bunlarla beraber sizlerle paylaşmaya, yani bütün meslektaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi söylenen birçok şeyi Ahmet Hocamız bahsetti. Bizim yani bu faaliyetler içerisinde. Bunlar biten değil. Aslında başlayan ve devam eden şeyler. Yani onu demek İnşallah. Netice itibariyle bu 10 madde, sayılan bu 10 madde aslında bitmiş işler değil, bitmemesi gereken işler. O yüzden bundan sonrasında özellikle ben şeyi de altında çizmek istiyorum. Gençlerin bu noktadaki katkıları, yani genç TCK'nın kurulmuş olması ve aktif bir şekilde çok böyle hani zıpkın gibi sürece dahil olmaları çok güzel oldu ve bu noktadan sonrasında da eminim hedefe beraber ilerleyeceğiz. Bu bir bayrak yarışı sonuçta. O bayrak içinde arkadaşlarımız hazırlanıyorlar. Teşekkür ederim. Doğru. Barbaros Hoca, ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. Her ikinize de. İstanbul Ulut Hocam, söz hakkı sizin hocam. Buyurun. Arzu ederseniz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli katılımcılar. Çok kıymetli toplantılar yapıyoruz. Bu belki pandeminin bize bir artısı şeklinde yansıdı. Dalga dalga etkimiz, Türk Coğrafya Kurumu'nun etkisi yayılıyor. Bundan biz hem iştirakçı olarak hem birlikte kararlar almış olmaktan büyük keyif duyuyoruz. Çok olumlu şeyler var, dönüşler var. Adeta 3 ayda 1 yılda yapamadığımız şeyleri yaptık. Bunu herkes görüyor. Bunu ben arkadaşlarımızla, sizle müsaadenizle paylaşayım. Bunu kimse de göz ardı etmiyor. Programlar devam edecek. Yani işte hemen kesmedik. İşte Haziran 15'ine kadar. Belki ondan sonra artık talep edecekler. Talepler gelecek. Konular gelecek. Ben de şunu sunayım diyenler olacak. Türk Coğrafya Kurumu'nun şeyi... önemi zaten büyüktü. Bu daha da yaygınlaşarak sürecek. Ben bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şahsınızda yönetim kurulumuzun tüm üyelerine, işte bu toplantıya da katılan iştirakçilere, hepsini tek tek görüyorum.
Hepsine sevgiler, saygılar sunuyorum. Biz her şeyi yapmaya hazırız. Gücümüz de var, enerjimiz de var. Arkadaşlarımızın bize iştirak etmesi de büyük güç, keyif veriyor. Bunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ ol İhsan Hocam. Ağzına sağlık diyorum. Farklı illerden bağlanıyoruz. Farklı şehirlerden bağlanıyoruz. Akdeniz'in sesi geldi efendim. Antalya'nın sesi geldi. Sağ olsun, var olsun. Evet, Kaan Kapan izliyor mu bizi, genel sekreter? Söz hakkı sizin, eğer izliyorsanız. Buyurun. Evet hocam, Kaan, buradayım. Tabii ki evet, buradayım. Evet, ekranda hoş geldin. Evet, buyurun. Merhabalar hocalarım. Şimdi hepinizin öncelikle bayramını kutluyorum. Benden önce bütün hocalarım gerekli güzel sözleri, güzel temennileri paylaşmış oldular. Bütün üyelerimizin bayramı kutlu ve mutlu olsun. İnşallah bir dahaki bayramlarda yan yana olabileceğimiz, karşılıklı temasın da olabileceği bir bayram kutlaması neden olmasın diyorum. Çünkü bu süreçte bayağı bir yeniliklerle geldik Türk Coğrafya Kurumu olarak. İnşallah bu bir ilk olur ve bazı bayramlaşmaların, daha önümüzdeki engellerin kalkmasına sebep olur diyerekten hocam sözü tekrardan size bırakıyorum. Kaan sağ ol, genç, çiçeği burnunda bir genel sekreter, alışıyor, antrenman yapıyor yanımızda. Biz belki biraz daha eskiler olarak, ama sağ olsun yetişmeye çalışıyor ki onun da bir iyi ki diyelim. Kardeşlerini, arkadaşlarını, öğrencilerini motive etti. Öncelikle İstanbul, sonra da bu yetmez dedik hep beraber yönetim kurulu. Bütün Türkiye'ye açıldı ve sağ olsun genç coğrafyacıların kuruculuğunu, liderliğini, abiliğini diyeyim, hocalarını idare ediyor. Evet, iki öğretmenimiz var. Malum Türk Coğrafya Kurumu 5 akademisyen, 2 coğrafya öğretmeniyle yönetim kurulu olarak imzacı hocalarız. İki tane yönetim kurulu üyesi, eski iki gezgin, iki öğretmen, ciddi öğretmen. Hala mı geziyorsun ya? Hala. Otur ya evinde Allah aşkına ya. Şaka yapıyorum. Bu akşam lütfen kaçırmayın, dostlarınıza söyleyin. Çok şamata yapacaklar. Şu ana kadar ciddi gittik. Yani tarım işçileri dedik en son, problemi, bölgesel problemler dedik, ama bu akşam ben çok şamata bir Overland izleyeceğim tahmin ediyorum. Türkiye coğrafyası adına, dünya coğrafyası adına. Mutlaka başlarından geçen çok hadiseler anlatacaklar bize. Esprili bir gün olacak. Şunu da demek istiyorum, altını çizerek hepsine de teşekkür ediyorum. Bu akşamki de dahil olmak üzere yönetimimizin tamamı da kendi ihtisas dalları içinde, kendi bilgi görgüleri içinde, kendi yönetimleri içinde de hepsi söz alarak birer bilimsel sohbet, en azından 40 dakika, 45 dakika, 1 saat, 2 saate yakın sohbetler etmişlerdir. Huzurlarınızda Mesut ve Figen Hoca da buna dahil olacaktır bu akşam. Mesut'a sordum ne kadar sürer dedim. Hocam valla biz Figen'le ne zaman kesersek siz yatın isterseniz dedi. Böyle de espriler yaptı. Ama 2 saate yakın sürecektir. Yani 23'e kadar kimseye söz vermeyin bu bayramın ikinci günde de. Söz Hakkı Hoca Hanım da, Figen Hoca buyurun. Hocam akşama biz çok konuşacağız. Onun için şimdi kısa keseyim. Bu sefer böyle oldu ama bir sonraki bayramları arazide yapalım. Teklifim budur. Bize de bu yakışır. Akşam herkesi bekliyoruz. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık diyorum. Var olun diyorum. Akşama tahminimin ötesine, yani dinlediklerimin çok çok ötesine, epeyce sizleri dinledim. Birçok sempozyumda izledim. Karelerinizi de gördüm. Atlasların içine koydunuz hatta bunu. Kitapların içine koydunuz. Sizden ben de ciddi bir Overland kitabı bekliyorum. Bu hasretimi söylüyorum. Bu arada Figen Hoca'nın reklamına gerek yok. Ama YouTube'da İran ve Fas olmak üzere, biri 5 dakika, biri 18 dakika, bundan sonrasında da hoca hanım devam edecek. Benim bildiğim 50'ye yakın ülkesi var şu anda. 70 oldu hocam. Ha, bak ben bile kaçırmışım artık. 70 olmuş. Arada hızına katılmak mümkün değil. Ağzınıza sağlık diyorum. Akşama neşeli bir şey. Mesut Süzer. Herkesin bayramını kutluyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Mesut Süzer, söz hakkı sizde. Yönetim kurulumuzun 7. üyesi. En aktif üyelerinden biri. Bu özellikle moderatörlük sürecinde çok çalıştı. Gerçekten gecesiyle gündüzüyle çalıştı. Söz hakkı Mesut Süzer'de. Buyurun. Herkese merhabalar. Bayramlarını kutluyorum herkesin. İnşallah tüm dilek, herkes aynı şeyi diledi. Bir sonraki bayramda daha sıcak, daha o klasik bir diyeceğimiz bayram havasını yaşarız inşallah. Beraber oluruz. Herkese sağlıkla geçirmesini diliyorum bu pandemi döneminin. Akşam da konuşacağız, o yüzden çok uzatmayacağım. Bu online
eğitim işini öğrendik. Eğitimde mekan değişti artık bence. Bunlar devam edecek. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Ayda bir de olsa, iki ayda bir de olsa elimizden geldiğince çalışmalarımız devam edecek. Genç coğrafyacıların büyük desteği oluyor bize. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Daha 19 Mayıs'ta başladılar. Başlar başlamaz etkilerini ben şahsen hissetmeye başladım. Oldukça destek oluyorlar bizlere. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Aramıza hoş geldiler. Kaan hocama da bu Barbaros ve Kaan hocalarım bu işin önderliğini yaptılar. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz tabii gezilerden akşama bahsedeceğiz. Sohbeti açacak. Bakalım. Akşama görüşmek dileğiyle diyorum. İyi bayramlar. Evet, teşekkür ediyorum. 26'lara çıktık bu arada. Mesajlar bana yağıyor diyeyim. Mesaj bana yeni geldi hocam. Kurumsallık adına. Linklerde sıkıntılar var. Ali Uzun Hoca ile bir yarım saat önce sohbetim oldu. Özellikle ben rica ettim. Ali Uzun Hoca biraz önce katıldı. Yanımızda ise bir dekan hocamıza da söz hakkı verelim. Epeyce çalıştı, epeyce çabaladı bu süreç içinde. Gerilerde çok kahramanlar var. Coğrafyacılar var. Ali Uzun hocam beni duyuyorsan sesini aç hocam sol alttan lütfen. Ali Uzun hocam düştü mü? Sayın başkanım. Evet buyurun hocam söz sizin. Değerli coğrafyacı meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel günde bayramınızı kutluyorum. Bizi bir araya getiren kurum yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözü uzatmak istemiyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın. Ali hocam sağ olasın. Gördüğünüz gibi bir bayramlaşma süreci geçirmiş olduk. Yönetim kurulumuz adına ve özellikle rica ettim kendisinden konuşmasını. Ali Uzun Hoca malumunuz OMU'nun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanımız. İki title'ı var, iki başlığı var. Aynı zamanda da Turizm 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı dostumuz. Çok ciddi bir evlat yetiştirdi. Gümüşhane Üniversitesi Rektörümüz Ali İbrahim Zeybek Hoca'nın da danışman hocası. O anlamda da Ali İbrahim Zeybek Hoca'nın yoğunluğundan zannediyorum bize katılamadı. Hocam, çok affedersin başkanım. Şu anda o da link bekliyor. Peki. Link ulaşırsa o da katılacak. Link bekliyor. Peki hocam. Kapatmak istiyorum izin verirsen. Bu sürede yarım saat doldu. Şu anda yaklaşık yeterli diyorum. Bu arada birçok mesaj geliyor. Yukarıdan ben de izliyorum şeyimden. Hem katılımcılar adına, kurumuna destek veren, izleyenler adına hem de üyelerimizin tekrardan bayramını kutluyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Türk Coğrafya Kurumu'na katkı vermeye devam ediniz. İyi bayramlar tekrardan. Görüşmek üzere. Sağ olunuz, var olunuz diyorum.